Sevgili Maçka TV izleyenleri, dediğimiz gibi Sındıran Köyü'nde dolanmaya devam ediyoruz. Yanımızda Sındıran Dernek Başkan Yardımcısı sevgili Turan Öztürk abimizin annesi, evet. Cahide Öztürk var. Annemiz, İstanbul'dan geldik. Sındıranlardan selam getirdik sana. Aleyküm selam. Ben de nasıl selam söylüyorum? Oğlun da yanındaydı kısa bir zaman önce. Gene ayrı düştünüz. Evet. Özlüyor musun oğlunu? Çok, hepsini. Annem, kaç senedir Sındıran Köyü'ndesin? Nereden gelin geldin, bir tanıyalım seni. Kimlerdensin? 57 sene oldu. Örnek Alan Köyü'nden geldim. Örnek Alan Köyü'nden? Evet, Mağura. Şimdi, eskide Mağura, şimdi Örnek Alan. Burada tek başına yaşıyorsun? Evet. Çocuklar hep kurbetlerde? Arada geliyorlar. Özlüyor musun? Evet. Torunları daha çok özlüyoruz herhalde. Hepsi. Tabii annem... Maşallah dinsin de ha. Dinsin. 81 yaşındayım. Ey maşallah. 82'ye girdim. 82 hiç de göstermeyesin. Utanmana, çekinmene gerek yok. Şimdi bak, burada seni herkes izleyecek. Ama giyinmedim ben. Ne giyineceğin? Bu ne mi gidiyoruz? Ne giyineceğin? Ne bileyim sen. Aslında peştemalın var mı, peştemalın? Yok. Önceden peştemal takardılar. Şimdi peştemal, niye takmıyorlar? Kuşak. Kuşak takardım. Şimdi niye gitmiyorlar? Mesela düğünlere gittiğin zaman herkes peştemallıydı. O zaman öyleydi. Öyle gidiyordu. Şimdi yok. Nasıl gelin oldun? Bir anlat bakayım. Atlan mı gittin? Trabzon'dan geldim o zaman. Bu Harmançoğa'da geldim. Oradan ada bindim. Böyle geldim. Atlan geldin yani. Evet. O zaman değil mi? Beş tane adım vardı. Beş tane. Senin mi? Tabii. Babalığım bindi, analığım bindi, hepsi bindi. Muhtarımız, önü kalan muhtarımız. Onlar, atlar sizin miydi? Yok, köyümüzün, burası Sındıran Köyü'nün. Yani komşular gelirdi. O zaman atı olan herhalde şeydi değil mi? Yani böyle yani, zengindi yani. Evet. Şimdi arabası kapısında olan. Evet, evet. Gösterişli şimdi, oluyor. Evet, atları da hasret kaldık. Nasıl oldu isteme? Günlerde gördün rahmetli dayımı? Ya aracı vardı, aracı geldi işte istediler. Babam ölmüş idi, amcam verdi beni. Yani geldi, istedi seni. Eli eline değmedi. Evlendin, geldin, orada gördün dayımı. Evet. Akraban falan değildi yani. Yok, yok, yok. Hiçbir şey. Nerede mi gördü seni? Köyünde mi? Hayır, geldi köyümüze geldi. İşi vardı köyünüze? Örnek alana. Orada görüştük. Yok, niye geldi oraya? Nasıl gördü seni ilk başta? İlk başta araçı işte gidiyordu beni, gidiyordu evimizde görüştük. Ne dedi o zaman? Güzel bir kız mı var bir yerde dedi, çalışkan bir kız mı var bir yerde dedi. İşime sebep aldılar beni. He annem, dediler ki çok güzel iş yapay. Güzelliğine kimse bakmadı. O zaman öyleydi. Sındıran tabii çok herhalde göç verdi kurbede değil mi? Tabii hep evlerimiz boş şu anda. Hep evler boş. Yazdan şenleniyle biraz, ondan sonra güze doğru hepsi gitti. Ya burada neyle geçiniyorsunuz mesela? Hayvancılık mı yapıyorsunuz? Önceden tabii. Çoluk çocuğum buradayken hayvanlığı var. Onlarla geçiniyordum. Yaylaya çıktın mı? Yaylan var mıydı? Var var. Bu gideceksiniz öyle herhalde, bilmiyorum. Hangi yayladın? Bu unuttum ismini. Neyse. Şimdi Erenler Yaylası. Erenler Yaylası. Ha bu fasulyeleri falan hep sen mi yaptın? Kim yaptı? Tabii ben yaptım. Baktı gelir. Vallahi bile, maşallah çok da güzeller. Yani yağmur falan vurmadı onlara. Fasulyeler de oldu. Vurdu. Vursa daha iyiydi. Daha çok tekeşeydiler. Öyle mi? Hani yakıyor derler ya. Yakıyor falan. Sadece tarlan burası mı? Yok. Karşıda koca bir fındıklık var. Annem nasıl yapıyorsun tek başına bunları? Yok, fındığa gelecek çocuklar. Para yediği tabii değil mi? Para yediği. Toplayı Turan alı gideyim. Bana bırakmayın. Turan abi gelip şey i̇şte, yapıyor. O da gelecek, toplayacak, alı gidecekler. Kaç tane çocuğun var? Beş. Beş. Hepsi İstanbul'da mı? Yok. İkisi Avusturya'da. Bir kız bir oğlan Avusturya'da. Üç tane daha İstanbul'da. Bak şimdi annem, bunlar evlatların hepsi seni izleyecek buradan. Buradan teker teker evlatlarına ne söylersin? Havriye bak söyle. Çok çok özledim onları. Gelmelerini istiyorum. Buradakileri değil de Avusturya'dakileri.
Buradakiler gelip gidiyor. Buradakiler gelip gidiyor. Evet. Ayrım yapmıyor musunuz? Yok yok, hiç ayrım yapmam. 5 tanesi birdir. Kız erkek? Şimdi yerlerim var. Çavuş başında. Arsam var orada. Hmm. Öldükten sonra rahmetli aldım onu. Şimdi 5 tanesi bir. Ayrımam. Hmm. Kız erkek? 2 kız. 3 erkek. 3 erkek. Maşallah, Allah i̇ki bağışlasın. 2 tane de öldü kızım. Allah Allah. Yani doğdu öldü. Yok yok, yaşadı değil. Biri 3,5 yaşında, biri 3,5 aylık ufak öldü. Annem, sen evlat açısını da tattın yani. Oo, neler baba, ana. Hastalıktan mı? Onlar ne bileyim, çok uzanırım o zaman. Kanyadam, siftegini kanyadam. Yani öldürdü diyelim ama. Yok, böyle demiyorum. Ama o yaptığı yerim, patates nişastası, o zehirliydi, zehirlediler. O akşam öldü. Yedirdim, o akşamdan sabahtan öldü. Allah Allah. Allah. Doktora kavuşturduk ama iş elden gitti. Evlat acısını da tattın yani. Sonraki de 3,5 yaşında olan, o çok akıllıydı. Kızdı değil mi ikisi? Küçüğaz, evet. O da 3,5 yaşında kız. Kaynanam hasta oldu. Ona ilaç verdi doktorlar. Şurup ama tamla. O gitti birden şişeyi içti. Anlamadım zehir olduğunu. Doktora götüremedik onu. Öyle elde kaldı yatakta sabaha kadar. Allah tekrardan kani kani rahmet eylesin. Annem, tabii sen burada tek başına yaşıyorsun. Herhalde ekmeğini falan sobada yapıyorsun. Evet, evet. Bu ekmek nasıl yapılıyor? Ha buradan sıfırdan bir girelim bakalım. Ha bu ne işe yarar? Bu yarma olur, çorbası olur. Bunun çorbası olur. Unun aşağıdan alıyoruz. Ekmek ununu aşağıdan alıyoruz. Evet, evet. Unu aşağıdan. Yani çorbayı? Unu yaparız, lahana çorbasına koyuruz, mesir çorbası ederiz. Bu oraya yarar. Nasıl çalışıyor? Bir göster bakalım bize. Havle döner. Evet. At. Vereyim sana mısırlarını. Ey maşallah. Önceden bunlarla yapıyorlardı. Bunlar, tabii tabii. Böyle öğütüyor. Öğütüyor bunu. Az olduğu için tabii, buradan tabii. Çıkmadı. Göstermelik yapıyor. Evet, evet. Şimdi gelinler bunu bilmez. Yok, gelinlerim ikisi de bilmez. Yok, genel gelinler ya, sadece senin gelinlerin değil. Bilir, bilir. Tabii yerli buradaki olanlar hep bilir. Değil mi? Benim gelinlerim bilmez. Ama yemeğini yerler. Şimdi bunda öğütüyoruz mısırı. Evet. Ondan sonra? Ondan sonra alıyoruz. Çorbasını yediyoruz. Nasıl bir çorba pişiriyorsun öyle? Bir de bunun incesi kalını oluyor mesela, evet, çorbaya koyulan. Dolmalık yaparız. Onu nasıl ayarlıyorsun bunda? Az açık koyuyoruz. O fırın lazım mısırı unu da. Az açık koyuyoruz, koyuyoruz. Un gibi ne olur. Anladım. Dediğimiz gibi önceden değirmen vardı ama insanlar gidemiyordu. Hepsinde var şu anda. Ama var. Kimse hep atlı olabilir. Ben saklayırım. Bu kaynatamın hadirdir. Kaynatanı seviyordun o zaman. Yani hepsine Allah kani kani rahmet eylesin. Abi. Dediğimiz gibi sevgili izleyenlerimiz, Sındıran Köyü'nde sevgili Turan Öztürk abimizin annesini ziyaret ettik. Annemle böyle bir sohbet hasbihal ettik. Annem de hem geçmişi, geleceğe fazla konuşmadık ama geçmişi baya baya konuştuk. Tamam. Dediğimiz gibi sevgili annem evlatlarına, kurbette yaşayan evlatlarına selam, sevgiler yolladı buradan. Evet. Tabii annemle bir de fırına çıkacağız. Evet, evet. Fırında ne göstereceğim bize? Fırında göstereceğim, nasıl etmek yaparım, yakarım. Hadi bakalım. Mısır atarım oraya. Fırın mısırı atarım. Evet. Sen mısır var mı burada? Bu sene çok ekmedim. Ha böyle avlar. Ha orada da var bende avlar. Orada da var bende. Lahana falan da göremedim. Aha. Var, ufak ufak var. Ama yedi onları kambu. Ne yapayım? Yedi onları? Kambu. Kambu nedir? Peçek yani. Peçek. Kohol istiyorum. Bir daha onlara bir şey söyleyelim. Salyangoz. Aha. Bak hep yaprakları yiyelim. Onunla da bir şey yiyecek. Rızkı oradanmış demek ki. Turan da öyle söyleyip bana. Öyle mi diye? Akıllı adam. Turan biberleri hep yedi. Değil ki ne yapsın? Aşk halde. İyi annem, o zaman fırına çıkalım.
Bir de fırını gösterelim. Annemle sohbetimiz orada devam etsin. Evet, dediğimiz gibi annemin evini gezmeye devam ediyoruz. Burada fırın var. Annem az önce bahsetti kendisi. Ya annem, burada ne ekmekler pişti, ne insanlar ekmek yedi, mısır yedi. Çok çok. Sayısı bilmez. Sayısı bilmiyor. Bu kaç senelik bir fırındı? Sembolik adım buldum. Ha, bu o zaman vardı. Bu aşağı kadar 90 senelik oldu belki de. 5 evlat büyüttün o fırınla. Tabii. Değil mi? Tabii. Annem bu... Yok, görünme yani, ebeği büyüktü. Evet, fazla da görünmüyor. Bu nasıl? İlk önce bunu odunla mı şey yapıyorduk? Odunla yakayırım. Bir tipim beyaz olayım böyle. Anlarım kızdı. Çekerim aşağısı. Kadamay var merkezde. Onunla su vururum onu. Ondan sonra salarım etmeğimi. Mısırı da öyle salıyorsun. Ekmeği de öyle salıyorsun. Aynı, aynı. Bir de ekmeğin altına şey yapıştırıyla. Lahana, lahana. Lahana da kestane yaprağı biz koruk çoğu. Kestane de? Kestane yaprağı koruk. Burada tabii kuru ekmek de yapıyorlar değil mi? Peksimet yaparız tabii. Peksimet diyorlar onlara. Evet evet, peksimet. Bu tabii önceden komşuluk vardı. Çok şimdi yok. Şimdi sen fırın yaptığın zaman herhalde komşun da geliyordu. Veriyordu. Kendi de geliyordu o an. Ha diyordu, annemiz fırını yaktı, hadi koş biz de bir şeyler yapalım değil mi? Yardım ediliyor bana, evet. Hem de kendi işlerini görüyorlar. Hastayım yani. Biliyorsunuz, duran demedi mi size? Ha, dedi. Annem biraz rahatsız dedi. Oldu 10 sene ameliyat dolarlı. İkrar duran dışarıda. Ha, bu fırın en son ne zaman yandı? Yani gene işliyor mu? Birinci ayda. Bir komşuya fırın ettim burada. Ne yaptın? Ekmek saldım. Ekmek yoğurdum. Hamurunu. 50 kilo alıyor bak, hesap et. Ufak gözüküyor ama 50 kilo alıyor. Sen hep görmüyorsun. Bayağı büyükmüş. 50 kilo adayırım oraya. 50 kilo. Evet. Dediğimiz gibi çoğu kişi, çoğu komşun diyelim, bu fırından faydalandı. Evet. Tabii ölenlere rahmet dileyelim. Amin. Kalanlara da uzun ömürler dileyelim. Dediğimiz gibi en son bu fırın 11. ayda yandı ama bir 50-60 senelik bir ömrü var bu fırının. Herhalde bir 50-60 ya. Kızma bana. Kaç sene? 90 senelik, 90. 90 sene. 90 senelik fırındır. Yani sen bu fırın yapıldığı zaman sen 10 sene sonra doğdun. Peki. 81'de. Evet. 81. 57 sene oldu buraya geleli ben. 57 sene oldu, kullanırım. Evet, fırını da gördük. Sevgili Adil abi, tabii kamera arkasında sevgili Adil abi var. Sındıran Köyü'nde gezmeye devam ediyoruz. Dediğimiz gibi sevgili annemizi geldik, ziyaret ettik. Dediğimiz gibi Sındıran Köyü'nde. Allah razı olsun. Pirini gördüm, sevinirim. Bekliyorsun değil mi? Tabii. Biz de senin bir evladın olarak geldik. Senin hayır duanı aldık. Çok hayır görüyorsunuz. Allah emrinizi uzun etsin. Böyle bir görüşme yaptık. İnşallah biz de tekrardan İstanbul'a gideceğiz. Evlatlarının yanına gideceğiz. Selam soruyorsunuz. Aleyküm selam diyelim. Dediğimiz gibi Maçka TV uzakları yakın yapmaya devam ediyor. Sındıran Köyü'nde gezimiz devam ediyor.